Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Koç. Bugün sizlere zirve müşavir, zirve finansman veya zirve üretim herhangi bir zirve müşavirin içerisine dahil olduğu zirve yazılım programında hazırladığımız beyannamenin yani XML beyanname dosyasının Gelir İdaresi'nin hazırladığı BDP programında nasıl otomatik olarak açılacağını anlatmaya çalışacağım kolayca zirvede hazırladığınız herhangi bir beyannameyi BDP dediğimiz yani gelir İdaresi'nin beyanname düzenleme programını alıp oradan e, düzeltip paket oluşturup e, gibi e paket olarak gönderebilirsiniz Peki bunu nasıl yapacağız Öncelikle e, benim programımda bir KDV beyannamesi hazırlamıştım. Bakalım hazır var XML dosyası. Tekrar hazırla diyebilirim. Sadece burada tutarlara vesaire bilgilere takılmayın. Ben size durumu anlatmak için öylesine bir tane hazırlıyorum. Evet, geçiyorum bunları. Çok önemli değil. Evet, XML dosyamız hazırlandı, oluştu. Burayı kapatıyorum. Bu XML dosyasını BDP programında nasıl açacağız? Öncelikle beyanname pakete geliyoruz. E beyanname paket. Burada bakın dosya konumu. Burası çok önemli. Eğer terminal kullanıyorsanız ana bilgisayarın yolu vardır burada. Buraya bakıyoruz. Burayı değiştirmiyoruz. Sadece buradan nerede olduğunu göreceğiz. Asıl bizi ilgilendiren kısım şurası. Normalde burası sizde boş olur. Şöyle boş olur şu kısım. 3 noktayı tıklıyoruz. 3 nok noktayı tıkladıktan sonra e, Şöyle Zirvenin içinde Zirvene neredeyse A'dan da gidilebilir Bilgisayardan da gidilebilir Bendeki C sürücüsünde Şurada görüyorum C sürücüsü C sürücüsü Zirvenet Zirveneti buluyorum Zirvenetin içinde ebeyanname klasörü Ebeyanname klasörünü buluyorum Firmayı buluyorum Burada sizlerde birden fazla firma vardır Firmayı buluyorum. İçinde XML dosyaları sizde yine birden fazla olabilir. Tarihe göre sıralayıp bunu görebilirsiniz. Tarihe göre sıralayarak birden fazla varsa en son hazırlananı buraya alabilirsiniz. Şimdi tek yapmamız gereken çift tıklamak. Bakın bekliyoruz. Otomatik olarak bu hazırladığım beyannameyi beyanname düzenleme programına atıyor bekliyoruz. Evet. Burada oluşturdu. Buraya attı. Şimdi e, paket oluşturacağız. Beyanname düzenleme programını attı. Burada paket oluşturacağım. Paketlere geliyoruz. Paketleme diyoruz. Benim e, attığım beyanname şu üst tarafta. Eee pakete ekle diyorum. İsim yazıyorum şu alt kısma. Şuraya isim yazıyoruz. E, ne diyoruz? uck e, KDV1 dedik. Paket oluştur diyorum. Evet, paketimiz oluşturuldu. Şimdi bunu gönderme işlemine sıra geldi. E, burayı aşağıya alıyorum. Zirve programında, zirve programında e-paket sayfasına geç diyorum. Ben de şifreler kayıtlı değildir. Muhtemelen giremeyecek. Bir bakalım kayıtlı mı değil mi? Evet, ben de kayıtlı olmadığı için girmedi. Siz e, beyanname sayfasına girdiğinizde e-paket sayfasına, orada tek yapmanız gereken e, buradaki paketi bulup göndermek. Peki, paket nereye oluştu, nereye kaydedildi? Bunu çok kolayca öğrenebiliriz. Bunun için e, bilgisayar açıyoruz. Bütün hepsini aşağıya alabilirsiniz veya buraya bilgisayar yazıyorsunuz. Bu bilgisayar, buna tıklıyoruz. C sürücüsündeydi. C sürücüsünü açıyoruz. E beyan diye bir klasör. Bunu açıyoruz. Paketler. Bakın 15-11 diyor. Yani bugünün tarihi itibariyle. Burada UCK, KDV1 paketimiz var. Bunu Gibin sistemin sistemine yüklediğinizde artık beyannameyi yollamış oluyorsunuz. Soracağınız herhangi bir şey olursa lütfen yorum olarak yazın. E şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hepinize e, iyi çalışmalar demeden önce e, peki BDP güncel değilse nasıl yapacağız? Daha önce anlatmıştım ama hızlıca bir özet e, geçeyim. Öncelikle Google açıyoruz. Google'a Ebeyanname ya da e, BDP de yazabiliriz. BDP yazıyoruz. Bakın, eee konumunuzu bilsin diyor. İzin vermeye engelle. Önemli değil. Burada e paket. Bakın önemli olan şu gov.tr e, rastgele sitelere girmemeye dikkat ediyoruz. Gerekli programlar diyor. Buna tıklıyorum. Burada bdp yani beyanname düzenleme programının versiyonunun değişme tarihi var. 0405 2020'de en son güncellemesi verilmiş. Bunu şuradan indiriyoruz beyanname düzenleme programını indirip 24,5 buçuk megabayt 24.6 bunun indirmesi bittikten sonra e, kurulumunu yapacağız çünkü güncel değilse paketimiz çalışmaz daha doğrusu paket gönderemeyiz beyanname programımız çalışmaz bir de Java'nın da mutlaka kurulu olması gerekiyor Java'ların kurulması ile ilgili ayrı bir video hazırlamış ee, ve siteye atmıştım YouTube kanalıma atmıştım o Java kurulumu ile ilgili videoları izlemenizi tavsiye ederim onları da gösterebilirim YouTube'a giriyoruz şöyle YouTube direkt YouTube yazalım YouTube'a Abdullah Koç yazalım burada ee, şu kanal üstteki Abdullah Koç'u tıklıyoruz. Videoları tıklıyoruz. Buradaki videolarda e, BDP indirme e, Java ile ilgili videomuz vardı. Hemen onu bulalım. Evet şu. E, şöyle yakından gösterelim. Java indirme ve kurma. Bunu izlemenizi önereceğim. E, Java'ların nasıl indirileceği burada detaylıca anlatılmış. Şimdi biz BDP'yi indirmesi tamamlandı. Bunun açılımını, kurulumunu yapalım. Ee, sol alt köşede çift tıklıyorum. Sadece bakın C beğen diyor. Anzip demem yeterli. Bittikten sonra artık beyanname düzenleme programı, gelir dersinin beyanname düzenleme programını bilgisayarımızda aç kurmuş, yüklemiş oluyoruz. Tamam diyorum. Şimdi beyanname düzenleme programının bir kısa yolunu masa üstüne almam gerekebilir. Bunu da son olarak göstereyim. Ee, yine bilgisayar yazıyoruz. Bu bilgisayar diyor. C sürücüsü. E-Beyan klasörü. Burada e beyannamenin, e BDP'nin kısa yolu. Sanırım e şu olsa gerek. Şu. Şöyle yakından da görelim. Bunu sağ tıklayıp gönder diyorum. Masa üstü. Bakın kısa yol oluştur. Bunu tıkladığım zaman artık masa üstünde BDP ile ilgili kısa yol, kısa yol BDP diye bir şey olacaktır. Tabi burada e, ben de aradığımı bulmakta zorluk çekiyorum. Hemen size ekranı biraz küçültüp kısa yol BDP'yi şöyle göstermiş olayım. Bunu çift tıkladığımızda BDP programı açılıyorsa Artık e, zirvede hazırlamış olduğunuz beyannamelerinizi e, gelir dersinin beyanname programında beyanname düzenleme programında açıp değişiklikler yapıp kaydedip kaydetme önemli onu bir kez daha söyleyelim kaydedip e, gönderebilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın.